Daha sonra da Kolombiya Üniversitesi'nde sinema yüksek lisansı yapmıştır. Üniversitede Aktüel dergisinde işe başlayan Gülse Birsel, Mart 2002'de ATV'de ekrana gelmeye başlayan GAG adlı programla televizyon dünyasına adım atmıştır. Şubat 2004'te ATV'de başlayan Avrupa Yakası adlı dizinin senaristi ve başrol oyunculuğunu yapmıştır. Daha sonra birçok yapımda yer almıştır. Yalan Dünya, Jest Sosyete, Aile Arasında, Yılbaşı Gecesi gibi. Kaleminin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ve kendisini çok seviyorum ve videomuza başlayalım. Öncelikle kendisinin çalışma süreci, yani senaryo yazma süreci gece başlıyor ve sabah 5'e 6'lara kadar yazıyor. Yazarken yazma masası çok büyük. Masada böyle çok rahat çalışmak istiyor. Manzarasız küçük bir odaya sahip. Böylelikle dikkati hiçbir şeyde dağılmıyor. Bol defter notları var, renkli kalemlerle notlar alıyor. Bol kahve ve su tüketiyor. Yiyecek olarak tahin helvası olmazsa olmazlarından bir tanesi. Tercihinde kakaolu tahin helvayı seçiyor. Yanında çikolata, çerez, muz tarz şeyler de olabiliyor. Çalışma odasının sıcak olması önemli. Ben de bu arada yaklaşan vizelerime çalışıyorum. Bir 5-6 saat çalışmışlığım oldu. 5-6 saat 2 derse çalışabildim ama sadece. Gece 1'de çalışmaya başlamıştım. Saatin 4:21 geçtiğini gösteriyorum şu an. Çalışma sırasında canı sıkıldığı zaman evin içerisinde yürüyüş yapıyor ufak tefek. Evet, bu da benim yürüyüşüm.
Evet, saat 5'e 10 geçiyor. Kahvaltısında olmazsa olmazı yumurta ve peynir. Onun dışında böyle yeşillik, sebze tarzı şeyler seviyor. Kahvaltıyı da biraz geç yapıyor. Haliyle hani geceden sabaha kadar çalışacağı için hani gündüz sabah saatlerini uyuyarak geçiriyor ve böyle yapacağı kahvaltı yemek niteliğinde, hem yemek hem kahvaltı niteliğinde brunch gibi oluyor. Ben de sebzeli yumurta hazırlamıştım. Yemek olarak iyi pişmiş her yemeği seviyor. Ama son zamanlarda böyle etsiz çiğ köfteye takmış. Onu tüketiyor. Akşamları müsaitse akşamını verimli geçirmesi adına yaptığı şey ballı sütünü hazırlayıp kitabını eline alıp battaniyesini de üzerine serip vakit geçirmesi öyle. Bu bilgileri nereden ulaşacağımı da açıklamalar kısmında kaynak olarak belirteceğim. Hatta şu an videoda da söyleyebilirim. Masa dergisi Gamze İyem'in röportajı var Gülse Birsel ile ilgili. Bu bilgilerin çoğunluğunu oradan öğrendim. Yiyecek içecekle ilgili bilgilerin çoğunluğunu da Deniz Alpan ve Hülya Ekşigil ile Yemek Sohbetleri diye bir podcast var. Gülse Birsel oraya konuk olmuştu. Yiyecek tarz şeyleri de oradan öğrenmiştim. Videom buraya kadardı. Hoşça kalın.